Bunlar cepkin, Kütahya'nın kıyafetleri bakın şunlar hep. Kütahya'nın yöresel kıyafetleri, el sanatları, nostaljik eşyalar. 50-60 yıllık geçmişi olan el emeği göz nuru eserler ilk günkü özelliğini koruyor. Dede mesleğini 3. kuşak olarak devam ettiren Ali Temizerler'in iş yeri bir müzeyi andırıyor. Yöresel kıyafetleri kiralayan Temizerler, Kütahya'ya özgü kıyafetlerin özellikle il dışından gelen kişiler tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Bu meslek 3. nesiliz biz, biraderim de var. Hı hı. Bu işi yapıyoruz, bizimden sonra biter artık bizim evlatlarımız ama onlar yapma pek hevesi değil ya. Şimdi eski ilk dükkan bizim burası, Kütahya'nın ilk milli kıyafet el işleri. Yani otantik diyorlar yeni iş olarak. Demin anlattığım gibi 3. nesil. Biz mesela Kütahyalı'nın her evinde elbise var, bazı evlerde yok. Biraz da Kütahya sonundan gelenler bu türler olmaz. Onlar gelip bizden kiralıyorlar bu elbiseleri. Kütahya'nın düğün kültürünü yansıtan eşyalardan bahseden Temizerler şunları kaydetti. Orijinal takılar. Kemerler, takı kemer o da aynı Kütahya'nın biliyorsunuz tamamlayıcısı düğün kıyafetlerinde takılması lazım. Nasıl takılar nedir? Beli hasırlı kemer, gümüş kemer yani hasırlı dedikleri. Onlar elmas küpe, onlar bizde olmaz, onlar kuyumcularda olur. Kütahya'nın düğün kültürü çok yani kuvvetlidir yani zengin aileler. Ama normal aileler şimdi basitten düğünü yapıp geçiyorlar. Esas Kütahya'nın yerlisi badem yüzükler, küpeler, efendim elmas küpeler, belini kemer, altınlar buraya kadar karnına kadar kendi hanımın altın takar veya akrabaları takar, düğünü kınaya gelir. Kını da çok şeyli mal oluyor bize, kuvvetli mal oluyor. Temizerler eskiden kınaların Kütahya konaklarında yapıldığını belirtti. Belki gitmişsinizdir, hısım akrabanızı görmüşsünüzdür. Ki bazı şimdi salon adı yapılıyor, eski kültürdü kalmadı. Eskiden Kütahya konak evlerinde yapılırdı.